Sayın Başkanlar, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlar. Öncelikle nazik kabulünüzden dolayı hepinize teşekkür ederim. Ben de Mehmet Başkan'ın dile getirdiği ve ısrarla üzerinde durduğu bir konuyu biraz açarak konuya girmek istiyorum. 2002 yılı Tuğcan Otel'de NTV'nin hazırlamış olduğu bir televizyon programında Mehmet Aslan arkadaşımız bir şapka takmıştı başına. Şu anda şapkası yok ama inanıyorum ki o düşünceler yine kafasının içinde vardır. Türkiye'de siyasi partiler ve seçim yasası değişene kadar bu şapkayı çıkarmayacağım demişti. Ben de o fikri paylaşıyordum zaten. Aynı şeyler paylaşıyordum o dönemde. Türkiye'nin en büyük başarılarından bir tanesi siyasi partiler ve seçim yasasıdır. Neden siyasi partiler ve seçim yasası? Türkiye'yi yöneten, parlamentoyu oluşturan gruplar bu yasanın sonucunda çıkıyor. Yani Gaziantep'ten milletvekilleri tespit ediliyor. Biraz gribim sesim şey, kusura bakmayın da. Gaziantep'te milletvekilleri tespit ediliyor. Tespiti yapan genel başkanlar. Bizim partimiz için bu defa farklı bir olay oldu. Ama sadece 85 vilayetin 6'sında yapıldı. 75 vilayette yine genel başkanlar, bizim partimizde genel başkan tespit etti. Diğerlerinin tamamında, yani Ankara'da oturan bir genel başkan veya heyeti, Bitlis'i, Ağrı'yı, İstanbul'u, sayarmışsın Türkiye'nin 81 vilayetinin milletvekili adaylarını oturup listeliyor. Ondan sonra size yolluyor. Vatandaşa yolluyor. Diyor ki, bu benim gönderdiğim listeyi tasdik edin, bana yollayın. Hak neresinde var bunun? Hak neresinde var? Bu demokrasinin neresinde hak var? Demokrasinin olmadığı yerde hak var mıdır? Halkın olmadığı yerde demokrasi var mıdır? Onun için öncelikli ve önemli konulardan bir tanesi bu. Biz ısrarla söylüyorum. Bunun takipçisi olacağız. Tüm arkadaşlarım da benzer ve aynı fikirler. Özellikle siyasi partiler ve seçim yasasının Türkiye'de değiştirilmeden bir noktaya varılmayacağının bilinci içerisindeyiz. İkincisi, nasıl bir milletvekili profili çizeceğim diye buradaki arkadaşların hepsiyle beraber çalıştık. Tanırlar bizim yapımızı. Diğer arkadaşları tanırlar. Çok farklı bir milletvekili profili çizmek istiyoruz. Yani alışılmış parlamentoya gittiğinde el kaldırıp indirirken bile birilerine bakarak, yani sağındaki solundaki el mi kaldırıyor, kaldırmıyorsa ben de, yani bir özgür fikir, özgür düşünce ortamında olmadan bir takım icatların yapıldığının hepimiz bilincindeyiz. Biz bundan farklı bir profil çizeceğiz. Yani el kaldırıp indiren, birilerinin karşısında eğilip bükülen, tabir yerindeyse yalaka sistemin içerisinden dışına çıkacağız. Farklı bir yapı sergileyeceğiz. Gaziantep'in sorunlarını iyi biliyoruz. Gaziantep'in sorunlarını arkadaşlarım da biliyor, biz de biliyoruz, sarayın içinden geliyoruz, sizlerin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Sizlerden gelecek önerilerin en ciddi savunucusu olacağız. Ticaret odasından, sanayi odasından, organize sanayiden, sanayicilerimizden gelecek sorunların, bize iletilen sorunların en ciddi savunucusu olacağız. Sonuna kadar. Yani teşvik yasasını hep beraber yaşadık. Ben de yaşadım. Mağdurlarındanız, ben de mağdurlarındanız. 7 milletvekilimiz vardı. 3 belediye başkanımız vardı. Hala koltuklarda oturuyorlar. Hangisinin sesi çıktı? Ha? Göstermeli olarak burada yapılan toplantılar da oldu. Başka yerlerde de toplantılar yapıldı. Bir takım laflar ortaya atıldı. İşte şöyle yapılıyor. Rica edin, bir şey istenmez. Eğer bu bizim hakkımızsa, 36 yıl sonra 49 yıla çıkarılıyorsa, Gaziantep'te bunun içerisinde yoksa, sanayide öncülük etmiş, sanayide model oluşturmuş bir şehir, teşviğin dışında bırakılıyorsa bizim buna ses çıkarmamız gerekir. Sadece oturduğumuz yerde, ticaret odasının dar salonlarında oturup da, Sayın Başbakanım bize teşvik kapsamını alsanız çok iyi olur demeyin olmaz. Adamın yakasından yapışırız. Biz adamın yakasından yapışacak milletvekiliyiz. Onun bilinmesini istiyoruz. Hepinize saygılar sunarım. Sayın Başkanlar, değerli